FETÖ'nün medya imamlarından Adem Yavuz Aslan, lüks yaşam sürdüğü Amerika'da böyle görüntülendi. FETÖ'cü Aydoğan Vatandaş, kumpas davalarının kilit ismi Tuncay Opçin'le Emre Uslu'dan sonra bu kez Adem Yavuz Aslan. Örgütün Türkiye'de yakalanan tetikçilere hapis yatarken, Mayıs 2014'te gazete temsilciliği maskesiyle ABD'ye kaçan Adem Yavuz Aslan, FETÖ'den maaş almaya devam ediyor ve lüks bir yaşam sürüyor. Fairfax sokaklarında şortla gezen Adem Yavuz Aslan, son model bir otomobille dolaşıyor. FETÖ'cü Adem Yavuz Aslan, Türk mahkemelerince terör örgütü kurma ve yönetme suçundan aranıyor. Ancak pek çok FETÖ yöneticisi gibi Arslan da ABD'de korunup kollanıyor. Arslan darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan firari Adil Öksüz'ü aklamaya çalıştı. Sadece FETÖ'nün medya operasyonlarını değil, istihbarat operasyonlarını, hatta yeri geldiğinde tehdit işlerini de gören bir isim. Zirve Yayın Evi davasını FETÖ yönlendirmesiyle manipüle eden gizli tanık İlker Çınar, Adem Yavuz Arslan'ı ve FETÖ'yü satmaya meyledince Arslan'ın yönlendirdiği iki silahlı adam vasıtasıyla ölümle tehdit edilmişti. Öncelikle kendine göre atıyor. Burada şunu... Bu iddianın sahipleri ise zirve davasında kumpasla hapis yatan Malatya İl Jandarma Komutanı, emekli Kurmay Albay Mehmet Ülger ve ilahiyatçı Ruhi Abat'tı. Öte yandan İlker Çınar'a davanın seyrini değiştirmek için ilk gizli tanıklık teklif edenin Adem Yavuz Arslan olduğunu da bir başka zirve davası sanığı Haydar Yeşil dile getirdi. Adem Yavuz Arslan'ın Dink suikasti sonrasındaki kara propaganda sürecindeki en önemli görevi, eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akyürek'le eski istihbarat şube müdürü Ali Fuat Yılmazer'in suikastteki rolünü perdelemekti. Madalyalarını görün. Bugün...